Merhabalar değerli dostlar. 9 Eylül 2021 Perşembe. Tamam biliyorum milli takım hocasına kızdık ama daha çok bunun üzerine yazmayacağım, söylemeyeceğim. Zaten yeterince konuşuldu. Sonuçta beni şaşırtmadı ama üzdü dedim dün sosyal medyada. Hani peki neden böyle oluyor falan diye soranlar var. Şimdi farklı açıdan bir cevap vereyim. Mesela Türkiye'de döviz bazında asgari ücreti en düşük 4. Avrupa ülkesi olduğumuzu biliyor musunuz? Mesela en yüksek ücret Danimarka'da asgari ücret olarak tam 5.376 euro şaka değil. En düşük ücret 244 euro ile Arnavutluk'ta. Türkiye 346 euro asgari ücretle Bulgaristan, Karadağ ve Arnavutluk ile en düşük ülkeler arasında. Şimdi yabancı yatırımlar için ucuz iş gücünün önemi giderek azalıyor. Türkiye'nin göreceli olarak ucuz iş gücü arz eden seviyeye inmesi düşündürücü. Ha bu arada OECD verilerine göre Türkiye'de toplam iş gücünün %40'ından fazlası asgari ücretli. Demek ki bir kayıt dışılık var. Şimdi bu tuhaflığı bir kenara yaz. ÜFE yani üretici fiyatları endeksi Türkiye'de Temmuz ayı verisine göre bakıldığında o kadar yüksek gelmiş ki dünyanın en yüksek ikinci oranı olmuş gelişmekte olan ülkeler arasında. Arjantin bizden yukarıda %69. Türkiye %44,92. Brezilya %38,80. İlk 3 sıra. Meksika %6,43 ama. Çin'de %9. Bizimle rakip olan Polonya ve Macaristan %9 ve 11 arasında. Şimdi tedarik zincirindeki kopmaları anlıyorum ama yani en fazla etkilenen ve en istikrarsız kurlara sahip olan ülkeler arasında Türkiye var. İlginçtir. Asgari ücreti bize göre 16 kat fazla olan Danimarka ile birlikte dünyada 18 ayda, son 18 ayda konut fiyatı en çok artan 3 ülke arasındayız. Amerika ikinci sırada düşünün ya. Yani Danimarka, Amerika, Türkiye. Ama asgari ücrette Danimarka'nın 16'da biriyiz. Neyse. Türkiye'den hemen sonra İsveç, Çekya, Hollanda, Avusturya ve Kanada geliyor. Şimdi Türkiye'nin bu parametrede 3. sırada olması gelir dağılımı, yatırım, tasarruf alışkanlığı, kredi kullanım tarzı hakkında bize bazı önemli detaylar veriyor. Kimse kusura bakmasın. Tabii elbette bir de konunun mülkiyet sahipliği açısından da incelenmesi lazım. Onu da bir ara konuşuruz. Sağlıklı yaşam tarafına geçelim. Hani dedik ya milli takım oyuncuları vesaire ya. Avrupa'nın en az uyuyan, şaka değil, en fazla obezite yaşayan, en asabi, en az egzersiz yapan ülkesi olarak gözüküyoruz. Ayrıca yaşam memnuniyeti açısından son sıralardayız. Bu durum ne yaratır? Söyleyeyim size. Tatminsiz, detaylara dikkat etmeyen ve az bilgiye rağmen büyük bir özgüven sahibi olan toplum yaratır. Ve buna da dönüşüyoruz. Maalesef bu üç özellik, yani bu tatminsizlik, detaylara dikkat etme ve az bilgiye rağmen büyük özgüven kibir sendromudur. Biliyor musunuz? Ve ekonomik parametrelerin bozulmuş olması kibirli davranmayı haklı çıkaracak bazı örnekler yaratıyor. Ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi bir kere hayatı güzelleştiren, başarıyı getiren veya sevgi anlamına gelen detay ya da ayrıntıları küçümseyen insanlar. Elindekinden hiç tatmin olmayan, sürekli başkalarındakini isteyen insanlar. Ancak az eğitim veya bilgiye rağmen, şöyle diyeyim, sınırsız özgüven sahibi olan insanların olduğu bir ülkede maalesef büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırız. Sadece iyi yaşamak ve zenginleşme peşinde koşan, bilim insanlarının açıklamalarına değil, başkalarından duyduklarına inanan, zenginse haklıdır kardeşim deyip, bu sebeple her konuda hiç bilgi sahibi olmadan yorum yapabilen, sevgi göstermeyi bilmeyen ve sevgisiz büyüyen, kafa ve vücut sağlığı olmadığı için kritik kararlarda zorlanan, yeme içme haricinde mutlu an yaratamayan, rekabete inanmayan, zorbalığa ve şiddete hakkı olduğunu düşünen, stratejik değil günlük planlar yapan insanların çoğaldığı yerde maalesef safsata egemen oluyor. Merakım şu, bu şekilde düşünen ve yaşayanların sayısı arttıkça verimliliği, rasyonelliği, ahlakı, etiği ve başka birçok önemli konuların inanın fazla alıcısı çıkmayacak. O zaman kurumları da hatta devleti de yönetmek zorlaşabilir. Demokratik yaklaşımlar yan tesir olarak askıya alınabilir.
Bana kalırsa faiz, döviz, enflasyon tartışmalarına kilitlenmek yerine yaşam alanlarını insanları mutlu edecek hale getirmek en doğrusu olacak diye düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Yarın görüşmek üzere.